akşamki konumuz normal olarak geçen hafta yapmış olduğumuz sohbette de ifade etmeye çalıştığım gibi hadis ilminde sıhhat problemi konusunu ele alacaktım. Ancak e, hafta içinde dinlemiş olduğum e, iki video konuşmasında ki her ikisinde de çok değerli meslektaşlarım, ilahiyatçı arkadaşlarım ve dostlarım olan hocalarımın Kur'an ve tarihsellik üzerine konuşmalarını dinleyince e, daha önceki yapmış olduğum Konuşmalarda İslami ilimlerde anlam problemi, anlam sorunu üzerinde dururken zaten bir nebze bu mevzuada değinmiştim anlam ve bağlam üzerinden. Böyle olunca ilan etmiş olduğumuz o başlıktan vazgeçerek Kur'an ve tarihsellik konusunu ele almamın daha uygun olacağını düşündüm. Bunun iki tane nedeni var. Birincisi fakültede de öğrencilerimiz sıklıkla bu konuyu soruyorlar ve biz de derslerde zaman zaman çeşitli yönlerden bu konuyu ele alıp işliyoruz. Öğrencilerimizi de doğrudan ilgilendirdiği için onların da dinleyecekleri bir sohbet olması bakımından. İkincisi de üzerinde çok konuşulan hemen hemen sosyal medyada pek çok konuşmanın, videonun bulunduğu, ülkemizin aşağı yukarı son 30-40 yılı içinde gündeme gelen, üzerinde pek çok akademik çalışmaların yapıldığı, sempozyumların, panellerin düzenlendiği bir konu. Ancak böyle bir derli toplu bu konuyu başından sonuna bir dinleyeyim, bir öğreneyim diyen herhangi bir insan çok farklı konuları, çok farklı biçimde ele alınmış, çok farklı yönleriyle işlenmiş, dağınık malzemeler halinde buna ancak ulaşabilecek ve onları bir araya getirmek, toplamak, onlardan bir sonuca gitmek e, pek de kolay olmayacak. İşte bütün bu zorlukları da düşününce Kur'an ve tarihsellik konusunu bütün yönleriyle mümkünse ele almayı ve konuya ilgi duyan hemen her izleyicinin ve dinleyicinin aynı zamanda ilahiyat fakültesi öğrencilerimizin istifade edecekleri bir dizi konuşmayı düşündüm, planladım ve bu düşünce üzerine bugün bu sohbeti gerçekleştiriyorum. Kur'an ve tarihsellik konusu hem üzerine çok konuşulmuş hem de kulakları çınlasın Ömer Özsoy üstadımın da ifadesiyle e, pek çok yönden de istismara uğramış, e, yanlış anlaşılmış ve birçok spekülasyona maruz kalmış bir konu olması bakımından benim akademik hayatımın son 20 yılında da gerek Kur'an üzerine olsun gerek hadisler üzerine olsun yapmış olduğum çalışmaların önemli bir kısmını da bu konu yani Tarihsellik konusu e, kapsadığından dolayı evrensellik ve tarihsellik konusunu yapmış olduğum bu konuşmalar dizisinin bir devamı olarak inşallah sizlere arz etmeye çalışacağım. Evrensellik ve tarihsellik dendiğinde öncelikle bu iki kavramın teorik altyapısının çok detaylı bir biçimde ele alınması, izah edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu konunun sağlıklı bir biçimde anlaşılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle konuşmamda mutlaka tahtayı kullanmak istedim ve bir tahta üzerinden şemalarla yazarak ve çizerek konuyu sizlere arz etmek ve aktarmayı düşündüm. Değerli izleyenler, hemen belirtmeliyim ki Kur'an'ın, vahyin ve tabi bu arada dinlerin, dinin evrenselliği ve tarihselliği konusu Bu kavramlar yani evrensellik ve tarihsellik kavramları üzerinden ele alındığında ilk yapılan itiraz bu kavramların felsefeye ait kavramlar olduğu özellikle de batı felsefesine ve çağdaş dönem modern dönemlere ait felsefi ekollere mensup olması ait olması kavramların kökenleri itibariyle bir sorununun olduğundan hareketle Batı kültürüne ve Batı felsefesine ait bu iki kavramın İslam geleneğine ait, İslam dinine ait, Kur'an vahyine ait bir konuyu aydınlatmada ve ele alınmada uygun kavramlar olmadığı şeklinde itirazların yapıldığını görüyoruz. Her şeyden önce buradan başlamak istiyorum çünkü böyle bir itirazın böyle bir yaklaşımın hem ilmi hem de akademik olmadığının öncelikle altını çizmek istiyorum. Çünkü ilim bilim evrenseldir. Tam da konumuzla ilgili e, yeri geldi. Bunun kültürü coğrafyası olmaz. Dünya kurulalı beri insanoğlu her türlü kültürel etkileşim ve iletişim sonucunda birbirinin birikiminden istifade etmiş, ilim bu yönüyle kültürler arası transfere uğramış ve bugün insanlığın geldiği noktaya gelmesine katkıda bulunmuş. Bu nedenle bir kültürün bir diğer kültüre ait bilimsel kavramları kullanmasının bu kavramları tırnak içinde söylüyorum pür ilmi ve akademik anlamda kullandığı sürece hiçbir mahsurunun olmadığı kanaatindeyim. Nasıl ki biz ısrarla İslam medeniyetinin özellikle erken dönem 7-8 asırlık bir süreç içerisinde Müslüman ülemanın ürettiği bilgilerin Batı'nın bugünkü geldiği noktaya gelmesinde etkin olduğunu ve onların ilmi anlamda gelişmelerine katkı sağladığını iddia ediyoruz ki bu iddia doğru bir iddiadır. Bunu Batılılar da itiraf ediyor zaten. Onlar bizim ilmi tecrübemizden ve birikimimizden yararlanabilmişlerse bizim kavramlarımızı bize ait ıstılahları kendi kültürleri içinde kendi kültürel birikimlerini geliştirme anlamında olumlu manada kullanabilmişlerse biz neden çağdaş dönem felsefeye ait bu kavramları kendi geleneğimizi anlama anlamında kullanamayalım. Farklı bir kültüre ait olduğu gerekçesiyle bilimsel bir kavramın İslami bir kültüre ait herhangi bir mevzunun anlaşılması için kullanılması neden gayri meşru olsun? Bu kaygının arkasında yatan aslında saik ve neden bir kaygı bir korkudur. Acaba Batı felsefesine ait bu kavramlarla dinimizin özellikle Kur'an'ın vahyin amacı, hedefi saptırılabilir mi? Müslümanların aleyhine bir durum söz konusu olabilir mi? ulaşılacak sonuçlar Müslümanların aleyhinde bir noktaya ulaşır mı? Şeklinde kaygıların sahikiyle maalesef bu tarihsellik kavramı özellikle mağdur olmuş, örselenmiş, istismar edilmiş bir kavram olarak karşımızda durmaktadır. Halbuki evrensel sözcüğü de aynı batı kültürüne ve modern felsefeye ait bir kavram olmasına rağmen pekala İslam'ın evrenselliğinden Kur'an ve vahyin evrenselliğinden söz ederken bu kavramı evrensellik kavramını kullanmakta ise hiçbir mahsur görmemişiz. Bir yandan da bu çelişkilere bir cevap olması bakımından bunlara bir izah olması bakımından ele alacağımız konunun önemli olduğunu düşünüyorum. Henüz daha konuya girmeden kavramların ait olduğu kültürden kaynaklı bu kaygıları paranteze alırsak, üç tane önemli sözcüğün kavram olarak üzerinde bugün durmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi evrensel ve evrensellik sözcüğüdür. Tabi başlığımızı da koyalım. Kur'an ve evrensellik diye yazalım başlığımızı. Hatta Kur'an ve evrensellik değil. Kur'an ve tarihsellik diye yazalım. Böylece bu başlık altında ele alacağımız konu aslında iki tane kavramın karşılaştırmalı olarak ele alınmasından ibaret olacak birincisi evrensellik kavramı Evrensel bir diğeri de bunun karşısında yer alan tarihsel kavramı bu iki kavramın üzerinde konuşacağız. Ama bir de üçüncü bir kavramımız var ki onu kırmızıyla yazalım ve şuraya yazalım. Tarihsicilik diye. Bu kavramı kırmızıyla yazdım çünkü bunun üzerinde çok fazla durmayacağım. Ee, diğer iki kavram bizi ilgilendirdiği için daha çok onların üzerinde duracağım. her üç kavramın da kısaca kelime anlamları üzerinde durduktan sonra detaylı bir biçimde evrensel ve tarihsel sözcüklerinin kavramsal içerikleri üzerinde duracağım. Çünkü bugünkü konuşmamda bu iki kavramın teorik altyapısı üzerinden konuyu el almaya çalışacağım. Evrensel olan dediğimizde her zaman bununla sabit olanı kastettiğimizin altını çizmek istiyorum. Evrensel daima sabit olana aittir, sabit olana gönderme yapar, sabit olana işarette bulunur. Bunun karşısında ise şöyle çekelim. Bunun karşısında ise tarihsel her zaman değişken olanı, değişkeni ifade eder. Bu itibarla tarihsel dediğimizde değişkenden, evrensel dediğimizde de sabitten söz ediyoruz demektir. Peki bu iki kavramın arasında tarihsicilik nedir? Tarihsici dediğimizde bundan ne kastediyoruz? Bunun anlamı nedir? Tarihsicilik ise bu iki kavramdan çok farklı olarak Alman idealizminin özellikle e, Batı felsefesinde aşağı yukarı İtalyan tarihçi ve hukukçu olan e, Vico'dan itibaren 17. yüzyıldan başlatabileceğimiz tarihin ne olduğu, tarihin anlamının ne olduğuna ilişkin yapılan felsefi çalışmalar ve gelişmeler. Daha sonra 18. yüzyılda Kantla ileri bir düzeye taşınacak. Kant'tan sonra Alman idealizminin önde gelen isimlerinden Fichte ile Schelling ile beraber, tabii ki Hegel bu işi zirveye taşıyacak. Tarihin kendine özgü bir ruhunun olduğu ki buna ...tin diyecek, hegel, geist diyecek ee, ve bu tinin yani tarihin ruhunun tin dediği, tinsellik dediğimiz... ...bu kendine özgü özün, ruhun kendisini beşeri tarih olarak dışa vurup açması, beşeri tarih olarak görünür olması, ortaya çıkması ve insanlık tarihinin iyilikten mükemmelliğe doğru özellikle de insan özgürlüğünün gerçekleşmesine yönelik doğrusal ve mükemmele kemale doğru giden bir tarih algısının ve anlayışının karşılığı olan tarihsicilik bir anlamda Hegelci bir ifadeyle söyleyecek olursak tanrının kendisini ifşa etmesi Tanrı'nın tarihte kendini açması diyebileceğimiz bir kaderciliğe de e, tekabül edebilir bu kavram. Bu itibarla tarihsicilik ister buna Tanrı'nın evrensel tözün kendisini tarih olarak ifşa etmesi, açığa vurması anlamında bir anlam yükleyelim. İstersek, İnsanın özgürleşmesi sürecinin gerçekleşmesi adını koyalım. İstersek Fukuyama'nın dediği gibi insanın liberallik üzerinden modern hayata, modern çağa ve insanlığın e, akıl üzerinden en kamil noktaya doğru evrilmesi diyelim. İstersek Marksistlerin söylediği gibi sınıfsız bir toplumun oluşacağı bir insanlık geleceğinden söz eden bir yaklaşım olarak bakalım. Hangi açıdan bakarsak bakalım tarihsicilik bireysel özgürlüğü dışlayan, tarihin kendine özgü kendisini dışa vuruşu olarak ifade edebileceğimiz ve dolayısıyla tarih kendisini gerçekleştiriyor. Tin Geist kendisini tarih olarak ortaya koyuyor diyebileceğimiz tarihçiliğin hiç kuşkunuz olmasın ki bizim ele alacağımız evrensellik ve tarihsellik konusuyla doğrudan bilgisi yoktur. Bu ayrı bir felsefi konudur. Eğer bunu bir gün ele almamız gerekirse bunu Alman idealizmi temelinde ama daha gerilere doğru neoplatonik söylem içerisinde bizim işraki gelenek, irfan geleneğimiz, sufi geleneğimiz bunların içerisinde tabi sudur nazariyeleriyle birlikte Farabi İbn Sina geleneğinde bunun neye tekabül ettiği, aralarında nelerin olup bittiği ya da aralarında ne tür farkların söz konusu olabileceği bağlamda tarihsicilik üzerinde ayrıca durulabilir. Bu nedenle şimdilik bu kavramı paranteze alıyorum ve bu kırmızıyla yazmış olduğumuz kavramın bizim konumuzda doğrudan bir ilişkisinin olmadığını altını çizmek istiyorum. Tekrar evrensel ve tarihsele buradan dönecek olursam evrensel sabit olana, tarihsel ise değişken olana tekabül eder demiştim. Antik Yunan felsefesine şöyle hızlıca bir baktığımızda Doğayı gözlemlemeye başlayan insanoğlu ilk fark ettiği şey doğadaki değişkenlik olmuştur. Doğada sürekli bir değişkenliğin olduğunu gördü ve bunun üzerine bu değişen, hiç durmaksızın değişen doğanın acaba arkasında bir değişmeyen, sabit bir öz, bir töz var mı? Bir arke var mı diye aradı. Dolayısıyla bu Değişken olanın yani Heraklitos'un e, değişken her şeyin sürekli değişkenliğine vurgu yapan felsefesi Parmenides'in sabitlik üzerine vurgu yaptığı yaklaşımını karşılaştıracak olursak sabit bir öz, bir töz, bir logos olarak karşımıza çıkarken ve öz ve töz varlıkta evrensel olanı, sabit olanı, değişmeyeni ifade ederken bunun karşısında madde madde evren var olan olarak varlık değişken olanı yani tarihsel olanı ifade eder. Şimdi içinde bulunduğumuz evrenin Şimdi içinde bulunduğumuz bir evren olarak ortaya çıkmasını sağlayan töz öz neyse onu bilmiyoruz. O sabit olan evrensel olan şey içinde bulunduğumuz evrenin bugün bilimin söylediğine göre 13.7 milyar yıl bir geçmişi olduğuna göre mevcut haliyle bütün galaksileriyle evren maddi evren var olan olarak, varlık olarak evren tamamen tarihsel bir durumdur. Çünkü bir başlangıç tarihi veriyoruz görüyorsunuz. 13.7 milyar yıl önce başladığını söylüyoruz. Bugün tüm galaksileriyle samanyolu, güneş sistemi, dünyamız bunların her biri aslında o sabit olan özün, tözün tarihsel olarak zuhurundan ibarettir ortaya çıkışından ibarettir. Böyle olduğunda evrensel öz ve töz olarak sabite, tarihsel de madde olarak galaksiler olarak, yıldızlar olarak, dünyamız olarak, biz olarak tarihsel olana tekabül eder. Şimdi tam da buradan sabit olandan öz ve tözden söz ettikten sonra konunun bir diğer önemli evrensel üzerinden ele alacağım. Başlığa değinmek istiyorum. O da kavramdır. Kavramlar malumunuz olduğu üzere zihni, akli ve tasavvuridir. Ve bu kavramlar altına yazalım. Akli, zihni ve tasavvuri olduğundan Bunların her zaman bir olgusal karşılıkları vardır. Olgusal olarak yani obje olarak nesne olarak bir karşılıkları vardır. Örneğin insan insanlık bir kavramdır. Tasavvuri, akli olarak insan dediğimizde, insanlık dediğimizde bu bir tasavvuri kavramdır. Ama bu tasavvuri olan kavramın mutlaka karşısında olgusal olarak sen ben dediğimiz Ali Veli Hasan Ayşe Fatma dediğimiz olgusal obje olarak insanlar vardır. İşte bu da tarihseldir. Demek ki kavramlar tasavvuri ve zihni olan şeyler. Bunlar evrensel iken, sabit iken, değişmezken bunların tarihsel karşılıkları sürekli değişir. İlk insandan son insana kadar insan olmak kavram olarak, akli ve tasavvuri olarak sabittir. İnsanlık ve insan olmak değişmezdir. Fakat bu değişmez, sabit, evrensel olan kavramın olgusal karşılığı Adem'den kıyamete kadar gelecek insanların her birinin Tarihte insan olarak doğması, yaşaması, ölüp gitmesi üzerinden değerlendirdiğimizde her biri değişkendir ve tarihseldir. Böyle olduğunda şimdi çok önemli bir noktanın üzerinde durmak istiyorum. Dikkatinizi çekmek isteyeceğim. Karşımıza evrensel ve tarihsel olanın ilişkisi bağlamında bir temel ilke olarak da kırmızıyla yazacağım bir hususu belirlemenin, tespit etmenin zamanı geldi. Madem ki kavram akli olan, evrensel olan, sabit olan, tarihsel olarak karşılık buluyor ve tarihsel olarak e, zuhur ediyor, o halde değerli izleyenler tarihsel her bir olgu evrenselin gerçekleşmesinin koşuludur. Bunu birazdan yazacağım. Tarihsel her bir olgu evrensel olanın gerçekleşmesinin, realitesinin koşuludur. Diğer bir ifadeyle söyleyeyim. Evrensel olan her bir kavram, her bir öz, her bir töz, her bir sabit şey ancak bir tarihselin aracılığıyla gerçekleşebilir. Böylece tarihsel olan evrensel olanın taşıyıcısıdır. Evrensel olanın gerçekleşmesinin vasıtası ve aracısıdır. Şimdi bunu bir il ilke olarak yazalım. Evet. Tarihsel olan tarihsel olan evrenselin aracı ve taşıyıcısıdır. Bir tarihsel olmadan, bir tarihsel olgudan söz etmeden herhangi bir evrenselin realitede zuhur etmesi, vakide gerçekleşmesi söz konusu değildir. Öyleyse buradan hareket ederek çok rahatlıkla diyebiliriz ki tarihsel olandan söz etmeden evrensel olandan söz edemiyoruz. Bir bakıma tarihsel olan gerçekleşmek için evrensele muhtaç iken evrensel de kendisini zuhur ettirmek, ortaya çıkarmak ve gerçekleşmek bakımından tarihsele bağımlıdır ve tarihsel bağıntılık evrensel olmak şeklinde felsefede ilişki kurulan durum da bundan ibarettir. Ve evrensel tarihsel kavramlarının birbirleriyle olan ilişkileri zorunlu bir ilişkidir. Bu bakımdan bu evrensel tarihsel ilişkisinin zorunluluğunu ifade etmek bakımından yeşille e, bu ilişkiyi evrenselin tarihselle olan ilişkisini bir dikotomi olarak buraya tespit etmek ve yazmak istiyorum. Demek ki evrensel ve tarihselin bir dikotomi olarak birlikteliği ve birlikte olma zorunluluğu söz konusudur. Evrensel olmadan tarihselden, tarihsel olmadan evrenselden söz edemiyoruz. Şimdi bu durum bize şöyle bir hususu daha net bir şekilde ele almamızı ve ortaya koymamızı mümkün kılacak. O zaman biz Kur'an tarihseldir. Dinler tarihseldir. Derken ne demiş oluyoruz tam olarak? Demiş oluyoruz ki Kur'an gerçektir. Bir realitedir. Tarihi bir olgudur. Reddedilemez demiş oluyoruz. O zaman tam da burada o zaman tarihsel olmanın anlamını çok daha net bir biçimde ifade edecek bir karşıt kavramı, tarihselin zıttını hemen önüne yazmak istiyorum. O da mitolojidir. Demek oluyor ki bu anlattıklarım üzerinden tarihsel olmak evrensel olmanın zıttı değil. Tam aksine tarihsel olmak, evrensel olmakla koşulludur. Dikotomi olarak birbirlerini zorunlu olarak gerektirir. Tarihsel olanın karşıtı mitolojidir. Ve biz Kur'an ve Hazreti Muhammed tarihseldir dediğimizde demiş oluyoruz ki Kur'an reddedilemeyen bir tarihi gerçekliktir. Hazreti Muhammed asla bir mitolojik şahsiyet değildir, tarihte yaşamış ve kendisine Kur'an diye bir vahiy inmiş tarihsel bir şahsiyettir, reddedilemez ve e, inkarı mümkün değildir demiş oluyoruz. Hayır efendim, Kur'an tarihseldir dediğiniz andan itibaren Kur'an'ın tarihi gerçekliğini reddetmiş olursunuz ki bu onu vahiy, bir mitolojiye indirgemekten başka bir anlama gelmez. Bu önemli ayrıntıya da dikkatinizi çektikten sonra şimdi konunun kaldığımız yerden kavramsal içeriğine ve teorik altyapısına devam etmek istiyorum. Sabit olanın kavramsal, akli olan, tasavvuri olan yönüne dikkat çektik ve bunun bir olgusal karşılığından söz ettik. Ve bunun üzerinden de tarihsel olmanın evrenselin gerçekleşmesinin bir vasıtası ve aracı olduğunu da bir ilke olarak kırmızıyla tahtamıza yazmış olduk. Şimdi buradan şöyle devam etmek istiyorum. Kavramlar akli ve tasavvuri olanlar küllidirler. Ve külli kavramlar aynı zamanda da zatidirler. Bu ne demektir? Bir evrensel kavram külli ve zatî olduğunda ne anlama gelir? Külli ve zatî olduğunda her külliğinin ve zatînin cüz'ileri ve cüzleri vardır. Örneğin İnsan külli bir kavramdır. Onun cüz'ileri ve cüz'leri sen, ben, öteki Ali, Hasan, Ayşe, Fatma'dır. Peki bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Mantık ilminde külli konusu ele alındığında, beş tümel üzerinde durulurken bu beş tümelin zati olanlarının tanımını mantıkçılarımız şöyle yapmışlardır. Külli ve zati kavramlar öyle kavramlardır ki kapsamına aldığı külliğinin kapsamının içine giren şunu bir kapsam olarak çizersek onun anlamının kapsamına giren cüz'iler ve cüzler bunların her biri külliğinin hakikatinin taşıyıcılarıdırlar. Yani külli ve zati olan kavram cüz'ilerinin hakikatine dahildir diye tanımlarlar. Böylece insan ve insanlık kavramı hangi hakikate tekabül ediyorsa, hangi mahiyete karşılık geliyorsa, bu mahiyetin ve hakikatin ortaya çıkması zorunlu olarak tarihsel şahsiyetleri gerektirir. Tarihsel Aliler, tarihsel Ayşeler, tarihsel Fatmalar olmaksızın insanlık külli kavramının hakikatinin zuhur etme şansı yoktur. Bu itibarla evrensel olan kavramların, evrensel olan külliğinin ve zatinin ancak tarihsel cüzler ve cüz'iler üzerinden gerçekleştiğini söylemeye çalışıyorum. Ve böylece de yine evrensel, tarihsel kavramlarının teorik anlamda, temel anlamda ilişkilerini daha netleşmesi açısından örnekler vermek istiyorum. Tıpkı külli ve zatinin cüz'iler ve cüzlerinin hakikatleri üzerinden kurduğumuz bu ilişkide olduğu gibi yine amaçların amaç dini tabirle ifade edecek olursak mekasıt dediğimiz kavramlar ya da evrensel sabitler ki bunların hepsi sabit değerlerdir. Bunların tarihsel karşılıkları araçlardır. Amaçlar ve maksatlar ancak araçlarla gerçekleşir. Vasıtalar olmaksızın, vasıta olmaksızın bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Demek ki evrensel bir amaca sahip olmak yetmez. Bunun gerçekleşeceği bir tarihsel ortama, tarihselliğe şiddetle ihtiyacımız vardır. Örneğin, örneğin konuyu mevzumuza da yavaş yavaş ilişkilendirecek örnekler üzerinden devam ettirmek istiyorum. İnsanlığın hidayete ermesi bir amaçtır. İnsanlığın doğru yolda gitmesini sağlamak bir dini mekasıttır. Allah da bunun için vahiy indirip peygamberler gönderiyor. O halde peygamberlik insanoğlunun ıslahı, doğru yolu bulması, hidayete ermesi açısından bir amaçtır. Dinlerin gönderilmesi bir mekasıttır, bir amaçtır. Peygamberlik bu manada onu yeşille yazmak istiyorum. Peygamberlik bir kurum halinde evrenseldir. İnsanoğlunun hayatından ayrılmaz bir parçadır. Peygamberlik evrenseldir. Ama buna karşı yine onu da yeşil olarak karşısına yazalım. Peygamberler tarihseldir. peygamberlik bir kavram olarak, bir kurum olarak, sabit bir unsur olarak evrenseldir ama Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gelmiş binlerce her bir peygamber tarihsel şahsiyetlerdir. Çünkü bunların her birerlerinin bir dünyaya geliş görev yaptıkları bir coğrafya, görev yaptıkları bir toplum ve bir kültür vardır. Dolayısıyla evrensel bir peygamberlikten Tarihsel peygamberlerden söz ediyoruz. Peygamberlik nasıl evrenselse bir kurum olarak vahiy de öyledir. Vahiy evrensel bir Allah'ın tarihe müdahalesinin adıdır. Allah vahiy aracılığıyla tarihe müdahale eder. Allah vahiy vasıtasıyla insanlara e, peygamberlerin rehber olmasını ister. Ama vahyin bu evrensel olmasına mukabil indirilen sahifeler Tevrat İncil Kur'an bunlar ise tarihseldirler. Gördüğünüz üzere evrenselin kavramsal olarak neye tekabül ettiği, tarihselin neye karşılık geldiğini ayırt etmek, bunları netleştirmek son derece önemli ve tabi önemli olduğu kadar da konunun netleşmesi bakımından bunların karşılıklı olarak ele alınması zaruridir. O halde biz bir taraftan Kur'an tarihseldir dediğimizde işte bunu kastediyoruz. Diğer taraftan da Kur'an'ın birazdan üzerinde duracağım. 610 miladi yılından itibaren inmeye başlayan İlahi Kelamın tarihi realitesini, gerçekliğini ve mitoloji olmadığını belirterek altını çizmiş oluyoruz. Şimdi tam da burada bir iki noktanın daha üzerinde durduktan sonra bu kavramsal ifadeleri asıl konumuzun üzerine şemaya eklemeye çalışacağım. Bütün bu söylemiş olduklarımıza son olarak kavramsal anlamda ekleyeceğimiz felsefi anlamda da konuyu daha iyi göstermiş olması bakımından buraya töz yazdık, e, cevheri de ekleyelim. Cevher evrenseldir de araz dediğimiz cevherin kendisini görünür kıldığı, açık ettiği, ifşa ettiği, var kıldığı şey arazdır. Cevher de araz vasıtasıyla var olan tüm varlıklar, var olanlar arazdırlar. Böylece bu kavramların şöyle bir kenarına yazacak olursak toplam olarak evrensel dediğimiz şey sabit olana, kavramsal olana tekabül eder. Onun için de tasavvuridirler. Aklidir. İdeadır. Ve tarihsel dediğimiz şey ise tarihsel dediklerimizse bunlar olgusaldır. ve mahsusat dediğimiz duyu alanlarımıza duyusal diye de yazalım. Hitap eden varlıklara tekabül ederler. Şimdi bu kavramsal analizin üzerinden devam edecek olursak Değerli izleyenler. Sohbetimizin bu bölümünde evrensel ve tarihsel sözcüklerinin felsefi detaylarından sarfı nazar ederek neye tekabül ettiklerini anlatmaya çalıştım. Evrensel dediğimizde neyi kastettiğimizi, tarihsel dediğimizde neyi kastettiğimizi netleştirmeye çalıştım. Evrensel hakikat diyoruz. Yazalım. Evrensel hakikat. Evrensel hakikat tarihsel hakikatin zuhurudur. Demek ki hak ve hakikat dediğimiz şey ancak bir tarihsel üzerinden zuhur edebilir ve gerçekleşebilir. Onun için Kur'an-ı Kerim gadca el hak hak geldi der. Hak hak bir kavramdır, hakikattir. O nasıl gelir? Tarihsel Kur'an olarak gelir. Tarihsel Kur'an olarak zuhur eder. İşte bu itibarla evrensel ve tarihsel sözcüklerini sanki birbirlerinin karşıtlarıymış gibi algılamak ve tarihsel sözcüğünü dini bir anlamda Kur'an üzerinden, sünnet üzerinden, vahiy üzerinden kullanıldığında bunun haşa vahyin inkarı, dinin inkarı, peygamberin inkarıymış gibi algılamanın konuyu bilmemekten en azından kavramların felsefi içeriklerini tam olarak anlamamış olmaktan kaynaklandığının burada altını çizmek istiyorum. Bu itibarla eğer İslam evrenseldir, Kur'an evrenseldir, Hazreti Muhammed'in daveti evrenseldir iddiamızda samimiysek, ciddiysek, öncelikli kabul etmemiz gereken şey bunların tarihselliğini kabullenmektir. Çünkü onların tarihselliğini kabullenmediğimiz sürece bu evrensellerin gerçekleşme şansları yoktur. Şimdi bu durumu müsaadenizle tahtamızı biraz yukarı alalım ve bize biraz boşluk sağlasın. Buradan konunun asıl özüne yani Kur'an'ın tarihselliği, evrenselliği meselesine ve bunlardan ne anlamamız gerektiği noktasına getirmek istiyorum. İnşallah sabrınızı suistimal etmiyorumdur. Bu hususu da aydınlattıktan ve üzerinde durduktan sonra toparlamaya çalışacağım. Çünkü bu konu bir sohbette değil birkaç sohbette ele alınması gereken ve üzerinde durulmayı icap ettiren bir konu olduğunu başta da söylemiştim. Şimdi müsaadenizle vahyin zuhur ettiği çerçeveyi çizmek istiyorum. Bu çerçeve miladi 610 yılında ilk vahyin inmeye başladı. Hazreti Peygamber'in vefatıyla son bulduğu 632 yine miladi yılda yaklaşık bir çeyrek asır e, süren bir süreçte vahiy işte bu bakın milattan sonra 610 632 diye tarih verdiğiniz yeri itibariyle Mekke'de başlayan Medine'de sona eren İki de mekandan ve zamandan söz ediyoruz. Tabi bu arada şimdi aklıma geldiği için buraya yüksek müsaadenizle eklemek istiyorum. Zamanın ve mekanın hatta farklı bir renkle yazayım eklediğimiz için zaman ve mekan kavramsal olarak evrenseldirler. Fakat burada şurada işte milattan önce, milattan sonra milattan sonra efendim Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da Samanyolu'nda evrenin şu yerinde dediğimizde de Tarihsel olduğunu ifade ediyoruz. Zamanın ve mekanın da evrensel ve tarihsel boyutlarına işaret etmeyi düşünüyordum. E, unutmuştum. Şimdi burada hatırladım. Tekrar e, şemamıza dönelim. Bir tarihsel zamandan ve mekandan söz ediyoruz. Vahyin buraya indiğinden söz ediyoruz. Ve daha önceki yapmış olduğumuz İslami ilimlerde anlama problemi, anlam sorunu sohbetlerimizi hatırlayacak olursanız değerli izleyiciler. 610 ve 632 tarihleri vahyin tarihle buluştuğu, buraya tarih diyelim, tarihle buluştuğu, Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın Mübarek lisanından, dilinden onun muhatapları olan başta sahabe olmak üzere muhataplarına tebliğ edilen bir tarihsel kelamın adıdır Kur'an-ı Kerim. Peyderpey inmiş, olaylar üzerine inmiş, vesileler var ve sonra bu vesileler üzerine indirilmiş bir vahiden söz ediyoruz. Tarih veriyoruz. Ve hepimiz biliyoruz ki Kur'an 13 yıl yaklaşık Mekke döneminde 10 yıl civarında da Medine-i Münevvere döneminde indi. Ve yine hepimiz biliyoruz ki indirilen vahyin indirilen vahyin bu son 10 yıllık sürecinde özellikle hukuki ve sosyal düzenlemeler bu 10 yılın içinde gerçekleşti. 13 yıl vahim indiği Mekke döneminde bir sosyal ve hukuki düzenlemekte düzenlemeden söz eden ayetimiz yoktur. Ahkamla ilgili dediğimiz ayetlerin hemen hepsi medenidir ve Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. İtikadi ayetler önümüzdeki haftalardaki konuşmalarımda üzerinde duracağım. Bunlar Mekke'de nazil olmuştur. Şimdi 10 yıl içerisinde nazil olan hukuki ve sosyal düzenlemeye ilişkin ayetlerin de bu düzenlemeleri 10 yıl içinde gerçekleştirmelerine baktığımızda zaman zaman değiştiklerini, zaman zaman farklılaştıklarını aynı konudaki bir hükmün kaldırılarak yerine yenilerinin getirilerek, değiştirilerek gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani 10 yıllık kısa bir zaman diliminde tefsir geleneğimizde nesih sorunu nesk olarak ifade etmiş olduğumuz ahkamın değiştirilmesi kaldırılıp yerine başka bir yeni hükmün getirilmesi olarak ifade ettiğimiz nesk bakın 10 yıllık çok kısa bir zaman dilim içinde Hazreti Peygamber'in üzerinden gerçekleştirilmiş ve bunların hepsi vahyin tarihsel karşılığına tekabül eder. <laughs> Affedersiniz. İşte Kur'an'ın tarihselliği, vahyin tarihselliği dediğimizde kastettiğimiz şey Allah'ın zatında onun zatî kelamı olan vahyin tarihselliğinden söz etmiyoruz. Allah'ın zatında ve zatî kelamı olarak vahyin ne olduğunu biz bilmiyoruz zaten. O bizim aklımızı aşkındır. Ona iman ediyoruz. Vahyin tabiatına, vahyin mahiyet ve hakikatine iman ediyoruz. O evrenseldir, sabittir. Ama bu evrensel ve sabit olanın tarihle buluşmasına, muhataplarıyla buluşmasına, muhataplarına yön vermesine, rehberlik yapmasına, tedrici olarak 10 yıl içinde değişe değişe sosyal düzenlemeleri ve hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmesine ise bu sabit vahyin tarihsel tezahürü ve tarihsel zuhuru diyoruz. Bu sabit vahiy ancak bu şekilde bir tarihsel koşullar içerisinde gerçekleşti ve Allah'ın Hazreti Muhammed vasıtasıyla aleyhissalatü vesselamın insanlık tarihinde gerçekleştirmek istediği muradı yani makasıdı o evrensel amacı tarihsel olarak tahakkuk etmiş oldu. Demek istiyorum ki Allah indirdiği vahinde 10 yıl içerisinde sosyal ve hukuki düzenlemelerde sürekli değişmeler yaparak, sürekli değişkenlikler üzerinden bunları gerçekleştirirken aslında bu son vahiy, Kur'an vahiy üzerinden bize bir mesaj vermek istedi. İşte bu mesajı bugün ve daha sonraki konuşmalarımda, sıklıkla üzerinde duracağım ve açmaya çalışacağım mesaj vahyin bu tarihsel gerçekleşmesini iyi anlamak, iyi okumak ve sonra bu mesajı daha sonraki tarihin zamanlarına ve dilimlerine taşırken bunun farkında olmak. Verilmek istenen mesaj budur. Değerli izleyenler Yorulduğunuzu biliyorum ama az kaldı. Vahyin tarihle buluştuğu bu 23 yıllık zaman süreci içerisinde işaret etmeye çalıştığım bu tarihsel gerçekleşmenin daha önceki haftalarda yapmış olduğum konuyla da bağlantısını kuracak olursam bu 23 yıllık süreç şu süreç vahyin bağlamıdır. Buna tarihsel bağlam diyoruz. Ve bu tarihsel bağlamın geleneğimizde kadı sebebin üzüldür. Yani vahyin indiriliş sebebidir ve tarihsel bağlamdır. Ve vahyin anlamı da budur. Vahyin anlamı da budur. Şu halde özellikle burada ismini izin izniyle ki kendisinin bana bunu izin olarak vereceğini umduğum değerli dostum, meslektaşım Ömer Özsoy'un vurgularıyla ifade etmek istiyorum. Vahyin sahih ve doğru anlamı da buradadır. Evet, onu buraya yazmak istiyorum müsaadenizle farklı bir renkle. Vahyin vahyin sahih anlamı buradadır. İşte Kur'an'ı tarihsel olarak okumalıyız. Kur'an'ın tarihselliği, tarihselci bakış açısı, tarihselci yöntem dediğimiz şey tam olarak budur. Yani Kur'an'ın sahih anlamını aramaktır. Kur'an'ın tarihselliği ve Kur'an'ı tarihselci bir yöntemle okuyup anlamanın hedefi vahyin tarihle buluştuğu, muhataplarıyla diyalog kurduğu ve muhatapları üzerinden gerçekleşen bu tarihsel bağlamdaki anlamı Kur'an'ın tarihsel anlamıdır. Buraya yazmak istiyorum. Kur'an'ın tarihsel anlamı anlamı ilk muhatapların anladıkları anlamdır. İşte Kur'an'ı tarihsel olarak okumalıyız, tarihselci bir yöntemle anlamalıyız diyenlerin temel iddiaları budur. Çünkü biz eğer Kur'an'ı tarihle bu ilk buluşmasında ilk muhataplarına verdiği mesajlar ve kurduğu diyalog üzerinden anlamlandırmaz. O anlamı tespit edemezsek bizim Kur'an'ı anlama ile ilgili çok ciddi bir problemimiz ve sorunumuz var demektir. bu söylemiş olduklarımızın daha iyi anlaşılmasını sağlaması bakımından şimdi bir tarihi süreç çizeceğim ve bu tarihi süreçte kendimizi burada konumlandıralım. Çağdaş dönem 2000'li yıllar diyelim. Evet. Şimdi bizim vahiyle muhataplığımıza gelecek olursak biz vahye mushaf üzerinden muhatabız. Yani yazılı metin. Biz vahyi yazılı metin üzerinden okuyoruz. Bunun için ruhu şad olsun Fazlur Rahman der ki: Biz mushafın yazılı vahiy metninin sahih anlamını bakın şu sahih anlam. Sahih anlamını ancak asrı saadete gittiğimizde anlayabiliriz. Bunun için Fazlur Rahman bize buradan kalkıp buraya asrı saadete gitmeyi önerir. Dikkat buyurunuz. Oysa bu 2000'li yıllar çağdaş dönem Bizim tarihselliğimizdir. Bizim tarihselliğimizdir. Böylece iki farklı tarihsel ortam, iki farklı bağlamdan söz ediyoruz demektir. Ve önceki yapmış olduğum konuşmalarımdaki vurgularımı hatırlarsanız anlam bağlam ilişkisine dikkatinizi çekmiştim ve demiştim ki anlam ancak bir bağlam içinde zuhur eder. Bağlamı olmayan bir anlamdan söz edemeyiz. Dolayısıyla anlam bağlam içinde zuhur eder. Peki Kur'an'ın otantik anlamı, sahih anlamı kendi tarihsel bağlamıdır. Peki bizim bulunduğumuz tarihsel bağlamdaki Kur'an'ın anlamına ne diyeceğiz sorusu elbette önümüzdeki haftalarda üzerinde duracağım en temel sorun ama bugünden işaret etmek istiyorum ki bunun farkında olmak konuya tarihselci bir yöntemle bakmaktan başka bize bir çare bırakmaz ve bunun zorunlu yolu konuya tarihselci yönden bakmaktır. Şimdi tam da burada şu hususu dile getirmek istiyorum. Çünkü konu çok önemli çünkü. Madem ki biz vahin sahih anlamını anlamak için asr-ı saadete onun tarihle buluştuğu kendi tarihsel bağlamına gitmek ve ona bakmak zorundayız. Öyleyse bu tarihi bağlamın bizzat içinde bulunmuş bu tarihi bağlamda vahyin nüzulüne, inişine şahit olmuş onun sahih anlamını anlamış, Hazreti Muhammed üzerinden yapılan tebliğin muhatabı olmuş, önde gelen sahabenin, Hazreti Peygamber'in vefatından hemen sonra başlayan bir on yıllık zaman diliminde bakın, şuradan başlayan bir on yıllık zaman dilimi. 10 yıl geçmiş. Allah Resulü'nün vefatı üzerinden 10 yıl geçmiş. Hazreti Ayşe validemizin meşhur bir sözünü konuma bağlamak istiyorum. 10 yıl geçmiş Allah Resulü'nün vefatından ve Hazreti Ömer halife. Ayşe validemiz Hazreti Ömer'e artık kadınların mescide namaza gelmemelerini söylemesini, emretmesini istiyor. Bu halleriyle kadınlar mescide gelmesinler diyor. O da ben bunu yapamam dediğinde Ayşe Vadimizin çok önemli bir ifadesi var. Diyor ki: "Lev Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem elyaum lefa alekeza. Sen yapmıyorsun ama Resulullah bugün yaşıyor olsaydı o yapardı diyor. Bakın şimdi. Resulullah şu süreçte hayatta olduğu dönemde Buyuruyor ki hanımların mescide gelmesine engel olmayın. Mescide gelsinler. İşte Hazreti Ömer Efendimiz de bunun için zaten yapamam diyor. Engel olmayın, gelsinler buyuruyor. Ama Ayşe validemiz diyor ki aradan 10 yıl geçmiş. Bakın bugün olsaydı engellerdi diyor. 10 yıl önce yaptığını değil. Bugün farklı bir şey yapardı diyor şurada yaptığından farklı bir şey yapardı. İşte bu vahya şahit olmuş. Vahyin insan ile kurduğu diyaloğu gözlemlemiş bir zekanın mantığıdır. Bu zeka dikkat edin. Resulullah'ın uygulamasını sünneti daha sonraki sohbetlerimde Hazreti Ömer üzerinden bunu çok konuşacağız. Benzer uygulamalarını. Onun hayatta olduğunda ortaya koyduğu biçimiyle, formuyla değil, onun özüyle, evrensel olan normuyla buraya taşıyor ve diyor ki Resulullah bugün yaşasaydı o yaptığını değil. Bugün bu yapması gerekeni farklı olan şeyi yapardı diyor. Hazreti Peygamber'den sonra neredeyse bir asra yakın tabi neslinin arasında yaşamış ve İslam'ın yayılmasına örneklenmesine hizmet etmiş bu önemli cemaat, sahabe topluluğu aslında bize Kur'an'ın tarihle buluşmasını tarihsel olarak onu nasıl algılamamız ve anlamamız gerektiğine ilişkin tavrın ne olduğuna dair çok önemli örnekler vermişlerdir. Bunları görebilirsek, okuyabilirsek, fark edebilirsek çok rahat bir biçimde Kur'an'ın tarihselliğini vahyin tarihselliğini Kur'an'ın ve vahyin tarihsel olmasının ne anlama geldiğini evrensel olmasında ne anlama geleceğini sağlıklı bir biçimde anlama imkanımız olur. Eğer konunun bu önemli yönlerini gözden kaçırır, bu hususları dikkate almazsak o zaman kısır döngü içinde evrenselciler bir saf tutar, tarihselciler başka bir saf tutar birbirini dinlemeden anlamadan karşılıklı olarak yapılan atışmalarla bugün gelinecek noktaya gelinir ve buradan asla sağlıklı bir sonuç çıkmaz. Şimdi sözlerimi toparlamasa dedinde konuyu toparlamasa dedinde tekrar en başa dönerek evrensel olanın tarihsel olan ile ilişkisinde biz sabit değişken üzerinden neyin evrensel neyin tarihsel olduğunu belirledikten sonra dedik ki tarihsel olmak evrensel olmanın karşıtı değildir. Bir şeyin tarihsel olması onun evrensel olmasının önünde bir engel değil. Tam aksine tarihsel olmak evrensel olanın gerçekleşmesinin zorunlu koşuludur. Ve bunları sabitler üzerinden, değişkenler üzerinden kavramlar olarak örneklendirmeye çalıştım ve bir kavramsal altyapı oluşturması bakımından da bu şemanın devamında konuyu vahyin bizzat indi tarihsel ortama getirerek teorik olarak ve kavramsal olarak ele aldığım hususun görsel şema üzerinden uygulamasını göstermeye çalıştım. Şimdi şu ifadelerle konuyu toparlayıp orada bırakmayı ve önümüzdeki hafta oradan devam etmeyi düşünüyorum. Eğer Kur'an vahyinin kıyamete kadar tüm insanlık için indirilmiş evrensel bir mesaj olduğuna gerçekten inanıyorsak ki her müminin buna gerçekten inandığını düşünüyorum. Eğer Hazreti Peygamber'in o vahyi tebliğ etmesini ve o vahyi bir din olarak en güzel örnek halinde temsil edip örneklemesini Yine kıyamete kadar insanlık için evrensel bir örnek olarak kabul ediyor ve bunu iddia ediyorsak bu evrensel olanın kıyamete kadar gerçekleşmesinin koşulu olan tarihselliği kabul etmek zorundayız. Yani miladi 7. yüzyılda beşerle buluşan evrensel ilahi mesajın 2000'li yıllarda 21. yüzyılda aynı rehberliği, aynı amacı gerçekleştireceğine ilişkin bir evrensellik iddiamız varsa bunun ancak 7. miladi yüzyıldaki vahyin tarihselliği ve 20. 1. yüzyıldaki tarihselliği üzerinden gerçekleşeceğini kabul etmek zorundayız. Çünkü kavramsal ve teorik olarak ifade etmeye çalıştım ki evrensel olan ancak tarihsel olarak zuhur edebilir. Evrensel bir şeyin gerçekleşmesinin yegane yolu, zorunlu yolu tarihselliktir. Yukarıya kırmızıyla yazmış olduğum bu haftaki konuşmamın bu son derece önemli mesajını bir kere daha müsaadenizle yazmak istiyorum ve bununla toparlayarak e, önümüzdeki hafta sohbetimizin devam edeceği noktaya bağlamak istiyorum. evrensel olan Kur'an mesajı mesajı tarihsel olarak miladi 7. asırda gerçekleşti Bunu kimse inkar edemez. Bu tarihsel bir gerçek çünkü. İşte tarihsellik bize bunu veriyor. Evrensel Kur'an mesajı tarihsel olarak miladi 7. asırda gerçekleşti. Şimdi bu bir tarihsel realite ve gerçekliktir. İşte Fazlur Rahman merhumun da ısrarla üzerinde durduğu şey de budur vahiy miladi yüzyılda tarihi realite olarak gerçekleşmiş, insanlığa rehber olmuş, bedevi bir toplumdan medeni bir toplum çıkarabilmişse bu bize gösterir ki 21. yüzyılın tarihsel ortamında da bunu yapabilir. Bunu gerçekleştirebilir. Demek ki bugün Kur'an vahyinin kendilerini evrenselciler olarak tanımlayan ve Kur'an evrenseldir sloganıyla sürekli söze başlayan söylemin gerçekleşmesinin yegane koşulu onun tarihsel olarak bizim bağlamımızda bizim dünyamızdaki anlamıyla yeniden zuhurunu gerçekleştirmekle mümkündür. İşte bu her iki süreci yani şuradaki gerçekleşen süreci nasıl ki bir Kur'an'ın hermönetik bağlamıysa yani tarihsel bağlama hermönetik bağlam diyoruz. Bugün bizim içinde bulunduğumuz şu 21. yüzyıl bizim hermönetik bağlamımızdır. O halde evrensel olan ilahi mesajın anlamının zuhur ettiği bağlam hermönetik bağlamdır. Bu hermönetik bağlam bizim vahiyle tarihsel olarak buluşmamızı ve vahyin bizim kendi tarihsel bağlamımız üzerinden bize vereceği mesajını vermesini mümkün kılacak olan yegane bağlamdır. Değerli izleyenler, çok fazla sizi yorduğumu biliyorum. Önümüzdeki hafta inşallah tam da buradan yani hermönetik bağlamdan vahyin hermönetik bağlamından Miladi 7. asırda Asr-ı Saadet'te şurada Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu ve vahyi tebliğ ettiği şu ortamda ilk bağlamında ortaya çıkan vahyin sahih anlamı, tarihsel anlamı, sahih anlamı bunun bugün için ne anlama geldiği bizim için ne anlam taşıdığı orada Hazreti Peygamber üzerinden doğrudan muhataplarla buluşan ilahi kelamın yazılı bir metne Mushaf'a dönüştükten sonra bizim için o sahih anlamın nasıl gerçekleşeceği Bunun imkanının sınırlarının ne olduğu, hermönetik bağlamın bize burada ne söyleyebildiği, ne imkanlar sunabildiği konusu, inşallah önümüzdeki haftanın konusu olarak burada bırakıyorum ve sabırla beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.